1000 kilometre indiniz, tertemiz bir şelale. Sonra orada bir yaşam var, kuşlar var, şelale var. 1000 kilometre altında yaşam var. Lütfen tarif et. Ve ne kadar saçma olursa o kadar bizim için iyi. Canlılar var, yaşayan hayvanlar var orada. He, lütfen kulağını kapat. Yılan, şahmeran. Kulağını kapat. Arkadaşlar belki haberlerde duymuşsunuzdur. TRT'de ve başka haberlerde geçer. Son birkaç yıldır Manisa Sivil Dağı'nda kuyular oluşuyor. Evet, obruklar. Yani onu çok gitmesin. Obruklar, ben de internette gördüm. Obruk ne? Böyle 20 metre çapında. Bir çöküyor, dipsiz yani kaç metre dibe gittiği bilinmiyor. Ben de geçen ay baktım. Manisa Sibir'de obruklar. Yani yer deliniyor. 20 metre çapında. Şu ne? Başka yerlerde de oluyor. Ben de gördüm onlardan. Sadece Manisa Sibir'de. Tamam dur. Bir de onun şimdi işte sebebini öğreneceğiz. Yani onunla bir alakası var mı? Şimdi eğer ben şöyle bir alakasını kuruyorum. Madem ki yerin altında öyle bir yaşam var. O yaşamda gün yeryüzüne çıkmak istiyorsa obruklar acaba onunla alakalı. Ayşe dokun. Lütfen bize anlatır mısınız? Ayşe biraz sessiz. Bravo. Evet dokun dedik. Yani yeryüzünde evet yaşam var, yerin altında da yaşam var. He, yeryüzündeki yaşamla, yeryüzünde yaşayanlar biziz değil mi? Evet. Yer altındaki yaşamı bir karşılaştırır mısın? Orada kimler, nasıl, kimler yani yaşıyor? Direkt böyle insan değil ama yani ruh yaşayan, ruhlar mı diyeyim, canlılar. Gördüğün her şekilde anlat. Hayvan, şahmeran. Ne, şahmerandan önce ne dediniz? Karıncalar. Ve karınca hani onların böyle yuvası olur, huniler olur. Şahmeran. Şahmeran. Başka? Ve bayağı kapıda böyle sanki bekçi gibi ellerinde mızraklar gibi. Onlar bir bak. Evet, onların da kralı kraliçesi var. Karıncalar mı yoksa insan şekli mi? Karınca fakat insan şeklindeler, evet. Tamam. Bizim gözlerimiz kapalı olsun çünkü gözlerimizin açılması... Sen göz ama insan şeklinde. Şahmeran fakat insan şeklinde görüyorum. Şahmerandan başka neler var? Yılanlar, karıncalar... Böcekler... Yani yer altında yaşayan bir sürü şey var. Fakat kaşı, gözü, kulağı, şeyi... Bunların öldüğü yerler, bizim mezarlar gibi mezarlıklar, yaşadığı yerler. Nasıl bunların yeri? Tapınak gibi yerin altında. Bunlar bizim kadar mı beden büyüklükleri? Bize göre oranları nedir? Sanki çok çok daha büyük. Bizim kaç katımızdır o halde? 3-5. Peki bunlar güzel yüzlü mü? Çok çirkinleri de var, güzelleri de var. Ve de ki, bak bakalım, o şehrin adı, o medeniyetin adı neymiş? Ne yazıyor? Index, index. Demin size söylemiştim ve tahtaya da yazdım. De ki, nedir sizin adınız? Bu medeniyetin adı ne? Buranın adı ne? Ve biz gözlerimizin şifası için çalışıyoruz. Harf atma kullanalım mı? Yoksa geliyor mu? Benim elimde bir sepet var. Sepete Trabzon'un T'sini at. Girdi. Adana'nın A'sı. Niğde'nin N'si.
T kaç tane var? İki. Peki Manisa'nın M'si? Peki de ki M misin, N misin? M sen M'ye benzer, N sen... M çıktı, N. N. Ha, T, A, N. Ve T sayısı 2. Lüleburgaz'ın L'si var mı? Ha. İzmir'in İ'si var mı? Sepete attın, girdi mi İ? İyi çıktı. Ordu'nun O'su var mı? Evet var. Yozgat'ın Y'si var mı? Yok. Samsun'un S'si var mı? Yok. Yok. Tamam. Okusana, ne yazıyor? Taksiyon, taksiyon. Tan... Tamiksiyon, tam. Tanta... Tantalo. Tantalos mu, tantalo mu? Tantalos. Tantalos. S harfi de girdi mi? Evet. Tantalos. Peki de ki, siz hiç yüzeye çıkıyor musunuz? Ha, Ayşe diyor ki benim gözümün önüne tantalız gelmişti. Peki siz yüzeye çıkıyor musunuz? Çıkıyor. Evet. Yeni mi, ne zamandan beri çıkıyorsunuz? Çıkıyorum. Nasıl çıkıyorsunuz? Yani, evren bir, yerin altı, yerin üstü yok. Biz ayırıyoruz onu, yerin altı, yerin üstü diye. Onlar için her şey bir. Tamam. O, bizim gördüğümüz başka, sizler başka görürsünüz. Biz sizin çıktığınızı nasıl görüyoruz, nasıl anlıyoruz? Nasıl anlayacağız? Enerji olarak. Peki başka yer şekli olarak görüyor muyuz? Depremler diyor. Sel baskınları. O zaman bize yardıma geliyorlar. Anlatsana. Bugün de başka bir ya şey. Bunlar diyor. Çok güçlüler. Bizden farklı enerjileri var, bizden farklı güçleri var. Alanları çok çok farklı. Yaşamın şeyleri çok formları. Bu çok... Başka bilgiler, yani bunları evet. Değerlendirin. Hı. Ve soru sormak isterseniz sorun. Yani depremlerin, depremzedeleri nasıl yardımcı oluyorlarmış? Yani şey geldi, nasıl bu yatırlar falan oluyor, işte Mevlana oluyor, şöyle onların enerjileri, güçleri. Ha. Sanki orada toplanmış öyle tanrıların, şeylerin güçleri var. Büyük ulu insanların güçleri var orada. Biz istediğimizde, ihtiyaç duyduğumuzda, çağırdığımızda geliyor. Kulağını kapat. Şimdi orada antik Yunan mitolojisinde kimler yaşadığını bilmiyorum ama Titanlar yaşıyor. Titanları az çok biliyoruz. Şimdi bir de bizim İslami kültürün Osmanlı'nın insanları var. Molla Gürani orada. Fatih'in hocaları. Molla Fenari, Molla yani Mela Hoca, Molla Gürani, Molla Fenari, orada bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Hatun'a mesir macunu, yani şifa macunu veren Merkez Efendi de orada. Bir de artık bilmediğimiz kimler? Bakalım bunlar da orada mı? Öbürleri... Titanlardı, yarı tanrılardı. Bakalım bunlar da orada mı? Peki. Peki orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocaları var mı? Çağırdığınızda geliriz diyor demek ki. Peki orada. Şimdi ben birini çağırmak istiyorum. Ama bunu hani kendimi test etmek olarak algılamasınlar. Bizim sistemi
geliştirmek için algılasınlar. Ben şimdi şu kişiyi çağırıyorum. Daha tahtaya yazmadım. Ve şu anda onu çağırdım. Lütfen o geldi mi bir bak. Ve onun o olduğunu anlamak için de şöyle bir şey ben göreceğim. Onun elinde bir şey var. Biz çağıran kişiyi de diyor. Biz özdeşmişiz. Anlamadım. Yani siz çağırıyorsunuz ya beni. Hı? Siz onun şeyine mi bürünüyorsunuz? Onun gibi mi oluyorsunuz? Onun enerjisine giriyorsunuz. Demin işte onun şekline girmeye çalıştığım şeyler yaptım. Kimmiş bu? Şu an beni çağırdı. Bir kadın mısınız? Bir kadın çağırmadı. Kadın değil, değil mi o? Beyaz kıyafetiniz var, sarık var başınızda. Tamam, kadın mı erkek mi anlarsın? Elinde bir şey tutuyor mu? Kitap. Tamam, lütfen de ki adını söyler misin? Adını söyler misin? Hoca bu. Hoca, tamam. Hı-hı. Yani molla. Hı-hı. Ve tamam, hani molla ne? Ünlü bir hoca, büyük bir hoca. Tamam. Selçukluların falan böyle tarihte olan bir insan. Tamam. Selçukluları o zaman Manisa'da yoktu. Bu başka bir... Bu bir padişahımızın mollası. Adı ne? Akşemseddin. Mi? Diyor mu? Yani görürsen söyle, hani tarihi bilgilerine ya da mantığına izin ver mi? Ben sadece bir hoca, büyük birisi, sarık var. Bağdaş kurmuş otururken görüyorum. Bunun ilk adının ilk harfi at bakalım, girecek mi buraya? Fransa'nın F'si. Girdi. İkinci harfi sen at. Siz atın. A, A girdi A. mi? Hı? Girmedi. Peki E atın. Girdi. O Akşemseddin başka zaten o hoca da, ama Akşemseddin Manisa'da türbesi yok. Akşemseddin galiba İstanbul'da. Gönül doldurur. Yani türbesi nerede? Evet. Tamam. F girdi, E girdi. Tamam zaten o. Şemseddin dedi ya. Şemseddin mi? Dedi. Ha. Hocam, evet. Dur bir dakika. Acaba sorayım mı yani? Yok hocam, hayır bak. Yani. Bir saniye doğru, dur dur. Kulağını kapat bak. Bunun gerçek adı şuymuş zaten. Molla Şemseddin Fenari. Aynen. O yüzden geldim hocam direkt. Siz soruyu yanlış sordunuz. Doğru. Siz tam adını biliyor muydunuz? Bilmediniz. Ayşal. Tamam. Peki. Ha. Tamam. O, peki adı Akşemseddin mi yoksa Şemseddin mi? Hani Şemseddin geldi mi yani bir defa? Geldi. Şemseddin. Peki. Ben Şemseddin diyor. Tamam, ben Şemseddin diyor, sonra bir de F dedi değil mi? F ve E. Evet. Üçüncü harfini de göndersin. Ne? Ne? Molla Şemseddin Fen. Le. Hı? Le. Le'yi at bakalım. Le girdi mi? Girmedi. O zaman E kaç tane? E vardı ya, kaç tane E var? İki. Ha, o zaman F, N, Şemseddin F, N. Dört harf oldu. Beşinci harfi ne? Beşinci harfi ne? R. R. Altıncı harfi ne? Molla Şemseddin Feneri. Ve ona sordu ki
Sayın hocam, orada sizin bulunduğunuz yerde sadece İslami kimlikler mi var? Yoksa Bizans'ın da tarihi şahsiyetleri, Lidya'nın tarihi şahsiyetleri, daha önce işte gelmiş geçmiş kimler varsa onların tarihi şahsiyetleri de burada mı, yoksa sadece İslami tarihi şahsiyetleri? Evet, bizim bildiğimiz bir dünya var, bir de orada apayrı bir dünya var. Ölenler evet yani yok olmuyor. Ve de ki sadece yani Tantalos dediğimiz yer sizin bulunduğunuz Manisa'nın altı mı, yoksa daha büyük coğrafya mı? Daha büyük. Peki ne kadar, yani tüm dünya mı? Bütün evren. Bütün dünya. Peki neden Manisa çıkışından buraya geldik? Biz hani Manisa'dan başlayarak buradan geldik diye söyle. Neden İstanbul'dan başlayarak buraya gelmedik? Bizim için kıymetli. Herkesin, her insanın kıymet verdiği, enerji yoğun hissettiği bölgeler, yerler. İster ki Türkiye'nin enerjisi yüksek bir yer orası. Vallahi tam şimdi bütün sorularımızı sorabiliriz. Mesajı ne? De ki, dün sormuştu arkadaşımız, bu açılımların, bu aydınlanmaların bu son zamanlarda gelmesinin sebebi nedir? Perde kalkıyor. Anlat, biz merak ediyoruz. İnsanlar daha çok soru soruyor, daha çok merak ediyor. Sordukça cevaplar geliyor. Ne kadar çok soru, o kadar çok cevap. İnsanlar neden soruyor bu kadar soru? Tamam. Her şey mümkün. İnsanlar artık bunu anladı. Sınırsız bir dünya, sınırsız düşünce, sınırsız imkanlar. Peki. Sınırı yok. Nilgün Hanım soracaksınız. Bir dakika lütfen, de ki. Arkadaşımız lütfen ayağa kalksın. Adını söylemeyelim. O yüzden arkadaşımız dedik. Elini buruna koy. Lütfen kulağını kapat Semra Hanım. Yüzde kaç küçülme var? %50. Ve lütfen orada dur. Lütfen dokunun. De ki bir arkadaşımız şu an sağ elini bedenin bir yerine koydu. Lütfen bize yardımcı olun. Onun oradaki rahatsızlığını yok edin. Beli burası. Belinin ön tarafı mı, arka kısmı yani? Aşağı doğru. Yani sırtımız mı? Sırtı. Göbeğim, göğsümüzün altı mı? Sırt doğru. Tamam, bel sırta kadar. Ve de ki bu arkadaşımızın lütfen bu hastalığını yok eder miyiz? Yok eder misiniz? Nur ışığını görüyorum. Hı. İskelet görüyorum. Üzerinde iskelet var. Ve yok olmasını istiyorum. Evet. Ondan iste. O vücudunu temizliyor. Orada onun taşıdığı ağırlıklar var. Onları alıyor. Tamam. Ve biz de bakacağız. Şu anda küçülme ne durumda? Demin %50 demiştiniz. Hiç fark oldu mu şu konuşmadan sonra? 25. Ha? Tamam, çok fark olmadı olarak algılayalım. Ve lütfen bir anda yapsın. Yani bir ağırlık, bir yük var orada. İpi kesti. Sen de bütün ağırlık bir anda gitti. Bir şeyler birikmiş orada. Şu anda evet, çalışmada ihtiyaç var. Lütfen şu an bak.
%60. Peki. O zaman Manisa Spil'de obruklar görülüyordu. Bunun sizin de bilgisi var mı? Manisa Spil'de obruklar var. Yani böyle büyük kuyular, içinden su çıkmayan ama çöküntü kuyuları. Sizin de bilgisi var mı? Enerji çıkıyor diyor. Yani nefes, yani yeryüzünde nefes alıyor, enerji birikmiş, enerji dışarıya çıkıyor diyor. Haydi. Gözlerimizi kapatalım lütfen. Şimdi sen bize bu meditasyonumuzda yardım et. Senin gördüğün her şey bizim meditasyonumuz için geçerli. Neler görüyorsun? Yine Spil Dağı'na, yerin altına mı bakacağım? Evet, şu an zaten senin gözünün önüne her şey gelir. Gözünün önüne gelen görüntüleri söyle, ben ara sıra karışırım. Aha. Sanki müthiş böyle ordu, müthiş bir kalabalık, hepsi bembeyaz, hepsi nurlu. Evet, dua ediyorlar bizim için, yeryüzündeki insanlar için, şu an burada olan insanlar için dua ediyorlar. İsteyin verelim diyorlar. Yani şu an bize şifa istiyoruz ve verecekler onu. Lütfen neler, nasıl insanlar, nasıl varlıklar görüyorsun onu söyle. Siz de i̇nsan bu arada... İnsan üstü, yani bunlar insan üstü varlıklarken her birinin ayrı özel gücü var. Tamam. Ermiş tarzında. Herkes istesin. Kaç dakika istememize müsaade var? İsteme süresi kaç dakika yazsın ekranda? 2 dakika. 2 dakika ne isterseniz isteyin. Yani bolluk verelim diyor, sağlık verelim, huzur. Oh, bedeninize sağlık alın. Bütün canlıları dünyamıza ve evrene ve ikinci aleme de sağlığa vesile olmayı alın. Bolluk bereket alın. Huzur ve mutluluk getiren para isteyin. Bankaların dahi alamayacağı kadar para olsun ve huzur mutluluk getiren. Bilgelik isteyin. Yaşadığımız çağın trilyon trilyonlarca yıl sonrasına ait. İşte ben bunları istediğim için şu anda bunlar akıyor. Şu anda ben kendi babaannemi görüyorum, dedemi görüyorum, atalarımı görüyorum. Ve herkes görebilir diyor. Herkes kendi atasını buradan seçebilir, görebilir. Görmeyi seçsin. Onların duası bizimle, bizimle birlikteler. Peki kötü olanlarımız mesela... Babamız kötüydü, yani kötü bir insandı diyelim ki. O orada bizim için dua ediyor mu? Evet. Ya yani katil bir adam diyelim ki bir akraba. Orada iyi kötü diye bir şey yok, sadece enerji var, iyi enerji var. Yani bu dünyadaki katiller orada iyi mi oldu? Bedeli ayrı, sevabı, günahı var ama bunlar yani benim gördüklerim temizlenmiş, temiz, iyi niyetli. Sevgi gönderiyorlar sürekli. Kötü bir enerji yok, kötü bir şey yok. Peki, lütfen bir odaklan. Benim babamı görüyor musun? Kulağını kapat. Babam 87'de Manisa'da vefat etti ve tam da Spil'den eteklerindeki, direk eteklerinde böyle, direk eteğinde Katılık mezarlığında vefat etti. Orada gömüldü. Ama ben tam emin değilim. Katılık mı yoksa Kırtlık mı, ondan tam emin değilim. Sanki Katılık mezarlığı. Ama şimdi fark ediyorum oranın ne kadar şans, oraya gömülenlerin ne kadar şanslı olduğunu. Evet.
Manisa Sibildağ'ın yağmurları ilk oraya gelir. Manisa Sibildağ'ından yağmur etkisiyle ortaya çıkan aşınmalar, alüvyonlar oraya gelir. Oh. Lütfen kulağını açsana Ayşe, dokun. Benim babamı görüyor musunuz? Evet, çağırınca hemen geliyorlar. Peki babam nasıl? Şu anda yani iyi bir insan mı? Bembeyaz, evet. Yani nurlar içinde. Kızgın çok bir adam mı? Lütfen şunu da gör. Ben nerede gömüleceğim Refik? Allah'a izin verdiği kadar, evet. Sonrasında nereye gömüleceğim? Manisa'ya mı, başka bir yere mi? Babanız nerede mi gömülü? Ha, önce birinci soru bu. Babam nerede gömülü? İlk şeyi gördüğümüz yer Manisa'da, o tamam, evin altına girdiğimiz yer. Tamam. Zaten hepsini orada görüyorum ama daha sonra bütün evrene yayılıyor enerji, her yerdeler. Tamam. Olsun, beni nerede gömüleceğimi sormuyorum. Bilmemek daha iyi. Ah, ve şimdi ne istiyorsanız isteyin. Gözleriniz kapalı. Ve şu anda vefat edin dediklerimiz geliyorlar. Onun için onlarla istiyorsanız görüşün. Şifalarınıza vesile olmalarını isteyin onların da. Gökyaz Hanım, mesela sen karnındaki o rahatsızlığa herhangi bir yakınının vesile olmasını iste. Benim babamın adını sorsana. Ya ben biliyorum, bir de sen tam bil. Ne diyor babamın adı? Faruk Fahrettin. Feride bir şey sandım. De ki ben duymuyorum, lütfen net söyle. Faik. Sepete at yöntemi kullanalım. F harfini at, girdi mi? Girdi. Kaldı mı? F, Fransa. Evet, kaldı. Hatay'ın H'si. De ki ikinizden biri burada fazla. F çıktı, H kaldı. H kaldı. H'nin yanındaki harf gelsin. İkinci harf. İ. İ at. Başka bir sesli harf al. E aldım ama kalmadım. A. Kaldı. Peki H oldu. İ hala duruyor mu? Duruyor. Samsun. Kalmadı. Tamam. Babamın adı Hasan. Neden durmadı? Tamam, demek ki o da değişiyor. İkinci bir ismi bir şey var. Bilmiyorum. Tamam. Herkes görüşsün orada. Ah, ve meditasyonumuzda başka şimdi nere gösteriliyor size? O canlılar yerin 1000 kilometre altındaydı. İstedikleri zaman yardımımıza geliyorlardı. Her şey bütün diyor, ayrı diye bir şey yok. Biz ayrıştırıyoruz. Öldü, hani gitti, gitmiyor hiç kimse hiçbir yere. Her şey yine bu evren içinde. Hep birlikteyiz her zaman. Bunları siz gelen görüntüleri söylüyorsunuz değil mi? Mantığınız devre dışı mı? Evet. Bir şey sorabilir miyim? Bizlere en önemli mesajları ne olurdu? Söyledin zaten şimdiye kadar bütün her şeyi. Dedi ki dileyin. Temiz bir kalp. Bravo. İyi niyet, temiz kalp. Başka? Her şey niyet. Her şey niyet.
ciddi olun mu diyor. Hayır, onun dışında. Ciddi yaşayın mı diyor. Yok, onlar çok eğleniyor. Yani çocuk gibi mi yaşayın diyor. Evet, onlar çok eğleniyor. Biz nasıl yaşayalım yani, ciddi mi çocuk gibi mi? Çocuk gibi. Kaç yaş aralığında çocuklar gibi? 7-8. Temiz kalpli olun, gülün eğlenin, gülelim eğlenelim, kâm alalım dünyadan. Nasıl da? Esti nesimine bahar, açıldı güller sübhdem, açsın bizim de gönlümüz sakin, medet sunacağım can. Daha sonrası hatırlamıyorum. Çocuk gibi olalım, mutlu olalım, temiz kalpli olalım, mutlu olalım. Başka? İyi niyet. Her şeyde iyi niyet. Ve açabilir miyiz gözlerimizi? Başka bir şey söyleyecek misiniz? De. Hani şey dedi ya hocam, bolluk bereket isteyin dedi. Onu ne yaparak alacağız, ne yapalım, ne nasıl davranalım? Tamam, bravo. Söyle. Sor. Niyet edin, isteyin. Bir duyalım. Söyle. Yüksek sesle söyle. Niyet et ve iste diyor. Tamam, ne istiyorsan bolluk bereketini söyle direkt. Direkt söyle, evet. Direkt söyle. Ve çok geniş manada iste. Sonra deme, dersin ki çok az istemişim. Çünkü istediğin kadarını veriyor ki. Haydi son bir dakika. İsteyin, sonra gözünüzü açarız. Ya peygamberimiz bizim için ne düşünüyor? O zaman bu çok dini bir yere çekilir. Bizim şeyimiz çok farklı anlaşılır. Sonra devlet gelir vallahi der ki... Bir şey olmaz be. Derdest edelim der. Sonra hiçbir yere çekmeyelim bir yere. Bizim bazı nelerimiz var? Hassasiyetlerimiz var. Hatta deminki bile Fatih Sultan Mehmet'in hocasıyla konuştuk. O bile bir yere çekilir mi bilmiyorum. Çekilmez inşallah. Oh, ama biz herkes, isteyen kim varsa gönlünden konuşsun. Raşit'im lütfen sana karşı bir şey olarak bunu algılama. Çok özür dilerim. Ama Raşit abi de kırmayalım. Sonra Raşit abi de onu kırdık zannediyor diye düşünebilir. Merak ettim ya. Tamam. Lütfen bak. Ama zaten orada şeyde hep sevgi var. Her yerde sevgi var. Deminkinin aynısı. Sevgiden başka bir şey yok. Raşit abi bizi biraz mazur gör. Hani bir bunun sınırlarını, dikkatini koruyalım. Her şeyin sevgisi var. Açalım gözümüzü. Oh, elhamdülillah. Ve şimdi gözlerinizi bir kontrol edin. Yazılara bakın. Tabii bir de şu var. Belki geçen zaman içerisinde dışarısın karanlıklaşınca içerinin aydınlığı, ışık bir şeyleri değiştirmiş olabilir. Ondan emin değilim. Şu anda bakın bu yazdıklarımızı. Daha net görüyor musunuz? Yakından görüyor musunuz? Hani yakınlaştırmak. Bir bakın, daha yakından görebiliyor musunuz? Sizin gözünüzde bir fark var mı? Raşit abi. Ben de biraz bu. Ben bunu yansıtıp biraz boylandırayım şöyle. Peki şimdi bizim akrabalarımızın, siz de hani anneniz demiştiniz, kızınız ve sevgili, lütfen gözünü kapat. Bak. Ayhan abi değil mi? Hı-hı. Ayhan abinin kızı 25-30 yaşlarında mıydı? 29 yaşında. Tamam, gelmişti. Lütfen Sıla'nın omurları... Yok, belinin hemen bir karış üstünde. Tamam. Sana zahmet bütün omurlarına bak. Sevgi bakmış kendine. Sevgi bir bak.
kanallarımız. Aydın abi lütfen annesine bak. Cemaynur. Doğru mu? Evet, Cemaynur Hanım'ın annesi. Başka kime baktıralım? Cam boğazında da bir şey var. Anca bana da bak. Tamam. Lütfen. Selam Hanım. Selam Hanım'ın boynuna bir bak. Tamam. Ve biz sorarız şimdi. Siz önce tespit yapın, sonra soracağız. Sevgi Hanım lütfen söyle. Ayhan abinin kızı belinde omurlarında ne var? İki yerde bir şu belinin üstünde böyle bir gövdeli bir yer görüyorum. Siyahlık var. Bir de yukarıda. Kırmızı rengi daha açık ama. Tamam. Haydi. Hafif böyle kayma gibi olabilir orası. Hafif şöyle yana doğru. Lütfen gözünü kapat.